Hanımlar, beyler, herkese selamlar ve sevgiler. Bendeniz Taşköfe. Yeni bir bölüme öncelikle herkes hoş geldi, sefalar getirdim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda internetim gelmedi. Ben bunu gün öncesi çekiyorum. Ne zaman izlersiniz artık bilmiyorum ama internete bir türlü ulaşamadık. Herhangi bir videoda hatamız yok. Ayıcıklar şehrin içinde dolaşıyor. Ekrandaki yırtılma problemini çözdüm. O parça biraz çapraz duruyormuş. Onu söküp tekrardan düzgün bir şekilde takınca şu anda görüntü eskiye nazaran çok daha net ve yırtılma olmadan sağlıklı bir şekilde sizlere aktarılabiliyor olması lazım. Yeni bir bölüme başlarken beğeni desteklerinizi bekliyorum. Beğenen paylaşan herkese çok çok teşekkür ederim. Işık birazcık böyle yüzümü kızartıyor olabilir. Şunu şu tarafa doğru alayım. İsterseniz bir taraftan en azından gölge yapsın. Şu tepedeki lamba Wi-Fi ile çalışıyor arkadaşlar. Wi-Fi olmadığı için onu çalıştıramadım. Ondan dolayı böyle yüzümü birazcık garip görebilirsiniz bugüne özel bir şekilde. Yani çok internetle alakalı bir problem. Işığı açamıyorum ondan dolayı. Çok uzatmayalım. Hadi bakalım yeni bir güne, yeni bir bölüme hoş geldiniz deyip başlayalım. Şöyle kendimi tekrardan yukarı pozisyona aldım. Hatta grafik olarak tam olarak orayı kapsayacağım. Şöyle ateşli bir grafik dedi arkadaşlar, karşınızda olacağım. Hadi bakalım. Şimdi geçen bölüm en son şuraların detaylarını yapmıştık. Bir yer kaldıysa orayı yapayım diye kendime söz vermiştim ama sanırım bir yerde kalmamış gibi görünüyor şu anda. Evet, buralar tamam. Buradan treni istasyona sokuyoruz arkadaşlar. Şurada bir ufak bir bölgem kalmış. İsterseniz öncelikle şu bölgenin inşaatıyla başlayalım. Ondan sonra şuralara da, şu sahil kesimlerine de biraz zengin mahallesi yaparız diye düşünüyorum. 1 milyon nüfus var. Oyun şimdi birkaç saatte çalışıyor. Kayıt denemeleri yapıyordum. Bakalım sağlık ne durumda? Sağlık %61'e yükselmiş. Geri dönüşüm okey. Yangın güvenliği okey. Bunlara kısaca bir göz atmamız gerekiyor. Şöyle afet kontrolümüz de genel olarak iyi arkadaşlar. Ortalama suç olasılığı %1'e kadar gerilemiş bu yeni polis karakollarıyla beraber. Şöyle bir gene bakayım. Sosyal yardım belediye bölgesinde bir sosyal yardıma ihtiyaç var. Ekstra üniversite kurmanın zamanı geldi. Yeni bir üniversite kurmamız gerekiyor. Büyük üniversite, teknik üniversitesi gerekiyor. Ortalama yolcumuz 62 bin. Bunun 36 bin aylık olarak şeylerde, otobüslerde ikamet ediyor, yolculuk ediyor. Gerisi normal otobüslerde kullanıyorlar arkadaşlar. Normal şeyleri pardon konuşamadık. Evet, kaldığımız yerden devam edecek olursak en son şuranın detayları kalmıştı. İsterseniz öncelikle buradan başlayalım. Şöyle güzel güzel ağaçlarla burayı bir süsleyeyim. Şu beğendiğim ağaçlardan şuraya bir şekil şükür çizeceğim. Bu yaptığımız yerlerdeki bu hayvan şeylerinin gitmemesi, figürlerinin gitmemesi biraz garip görünüyor. Burada bir yırtılmamız söz konusu. Bunu ben yaparken galiba fark edememişim arkadaşlar. Burası böyle birazcık absürt duruyor. Bunu önce bir yayalım etrafa, çirkin durmasın. Vallahi anca o kadar oldu. Olduğu kadar idare edeceğiz. Benim bu durumlar için çok güzel bir repliğim var. Kardeşim, olduğu kadar, olmadığı kader deyip arkadaşlar meseleyi burada kapatıyoruz. Böyle ağaçlarımı öncelikle yerleştirdim. Daha sonra ağaçların arasında böyle ufak tefek yabani çalılar koymak istiyorum ağaçların arasına arkadaşlar. Ağaç da tabii en küçük formuna döndü. Geri getireceğim ağacı. Demek ki yabani çalılar olmuyor kardeşim. Yabani çiçekler olur diye düşünüyorum. Her birinin altında arkadaşlar şöyle güzel güzel yabani çiçekler oluşturacağım. Hanımefendi konuşurken ben radyoyu kapatıyorum genelde. Çünkü gerçekten aşırı derecede boş yapıyorlar. Bak burada da aynısı olacak gene ya. Şöyle birer tane koyalım arkadaşlar. İki taneyi kaldırmıyor bu bölge. Yerleştirilebilir çalıları biraz daha böyle köşelere yapacağım. Çünkü her tarafı yapınca çok uzun sürüyor. Artı biraz da boğucu görünüyor tepeden özellikle. Şu köşelerde arkadaşlar kullanacağım bunları. Tampon bölge gibi kullanmayı düşünüyorum. Aynı şekilde şuradan da mesela şuradan köşeye kadar yapabilirim. Geriye kalan boş bölgeleri değerlendirmek için bir adet küçük park koyacağım. İçinden malzemeleri alacağım. Şunun içinden bir şey alamayacağım gibi görünüyor. Bir tane de şöyle bir park alayım arkadaşlar. Küçük parkın kamelyalarıyla başlayalım. Kamelyaları daha düz olan bölgelere yerleştirmek gerekiyor bence. Özellikle taksi duraklarının etrafına 3-5 tane koydum arkadaşlar. Taksiciler hemen burada da organize olmuş. Kamelyaları yaptırmışlar gibi bir görüntü ortaya çıktı. Onun dışında çöp kutuları tabii olmazsa olmaz. Bunlar da güzel görsellikler katıyor. Şu 3-5 tane de çöp kutusu koyacağım. Tamamdır. Bütün bölgede çöp kutularını da yerleştirdim. Büyük çeşmelerimiz var arkadaşlar. Şöyle rastgele olarak çıkıyor bunlar meydana. İsterseniz şöyle düzse, burası düz değil, burada güzel durmaz. Şurada bir adet sanki oluşturulabilir gibi göründü. Böyle çardaklarımız var. Bisiklet rafları, çöp kutuları. Şöyle çöp kutularıyla şurayı bir süsleyeyim. Şöyle 4 tane koyalım. Böyle derme çatma çadırlar arkadaşlar. Evsizlerin böyle bölgesini temsil etmek istiyorum. Ortada da bir çöp yığını olsun. Şuraya da şöyle derme çatma 2 tane masa kursunlar. Burada yemek yiyor olsunlar. Ortadaki çöp yığınını ateşle değiştirdim. Ateşi de şu ışınla değiştirdim. Bu daha güzel durdu. Arkadaşlar şuraya da
campground alanı yazıyor ama kamp alanı değil, biz, bu adamlar burayı işgal etmiş gibi bir görüntü oluşturmuş olduk. Şimdi büfemiz var. Büfemiz tabii ki de yol kenarında olacak. Şöyle biraz daha öne doğru büfe. Hatta şöyle koyalım, çaprazlama koyalım. Önüne de masaları atarız. Şurada da bir kitap satıcısı var arkadaşlar. Geçenler kitap alabilir, gazete alabilir, İşte sigarasını vesaire alabilir. Büfemizde olmazsa olmazımız şöyle ön tarafında sabah simit yemek, çay içmek için şöyle isim yazmalı latteler için arkadaşlar. Biraz bilerek aşağı çapraza doğru getirdim. Şurada da bir diğer büfemiz. Bu da sandviç yemek için vesaire arkadaşlar. Buradan ve biraz daha büyük burası. Mutfak da var içerisinde. Böyle bir alan. Buradan da alışveriş yapılabiliyor. Onun haricinde şuraya koyduğumuz parklardan şöyle bahçe banklarından aldım. Bazı yerlere yerleştireceğim bunu. Yoğun kullanmayacağım. Şöyle 3 tane buraya koyuyorum. Arka caddeye geçeyim. Biraz da buraya koyalım. Şöyle bir tane buraya koyalım arkadaşlar. Bir buraya. Bir buraya. Birkaç tane şu tarafa yerleştirdiğimiz zaman bu iş tamamdır. Keşke bunların içinde insan oturmalı versiyonlar da gelse ya. Gerçi belki gelmiştir yani. Onu araştırmak gerekiyor ama çok fazla mod seçeneği maalesef Cities Skylines 2'de mevcut değil arkadaşlar. Bu arada beğeni ve hype puanlarınızı bekliyorum. FarmX Network kanalımız ben yokken 2 tane videoyu ilk 100'e girdirmiş kendi kategorisinde hype puanlarıyla beraber. Demek ki gerçekten onu şey yapanlar bayağı seviyor. Aynı desteği Cities Skylines izleyicilerimden de bekliyorum. İlk 100'e bu kanalda hiç giremedik. İzleyici sayısına göre arkadaşlar bunu belirliyor, kategorilere ayırıyor. Diğer kanalda bir tık şey var gibi, umut var gibi, bakalım. Her an geçebilir yani burayı. Her an derken işte şu 3-5 aylık süreçte geçebilir. Bakalım hangisi bizi ünlü ederse arkadaşlar ona daha böyle ağırlık vereceğiz. Böyle birkaç tane havalı afilli cafcaflı sandalyemiz var. Onu da isterseniz şuradaki taksi deposunun arka tarafına şöyle elemanların dinlenmesi için 3-5 tane attım, öyle dağınık koydum, rastgele koydum, çok önemli değil dedim. 2 tane de şundan bank koyalım. Burayı da yaptıktan sonra artık burada çok bir şey kalmadı bence. Şöyle 3-5 tane, bir yandan da yandan görüntüyü takip ediyorum. Gene hata çıkacak mı acaba diye. Eyvahlar olsun bu arada. Şöyle arkadaşlar ağaçlarımızı ikili üçlü gruplar halinde şöyle güzelce yerleştiriyorum. Aynı şekilde şuraya da koyayım. Şöyle bir tane bak, beyefendi köpeğiyle geziyor. Şöyle arkadaşlar ikili üçlü çok önemli değil. 1-2 tane de meşe ağacı koyalım. Şöyle gördüğünüz zaman da burası böyle bir bölgeden oluşmuş oluyor arkadaşlar. Trafik sorunu vesaire çözülmüş olması lazım. Çünkü çok uzun süre oyunu açık bıraktım. Tren hattının geliştirmeleri var. Bu neymiş abi? İstasyon hizmetleri. Yolcuların rahatlığı için küçük bir dükkan ve kafe istasyonun konfor seviyesini arttırır diyor. Bu neymiş abi? Buna bir bakalım. Bilet makineleri yolcuların trene binmeden önce biletleri satın almalarını sağlar. İstasyonun konfor seviyesini arttırır diyor. Peki ona da kabul, ona da ikisine de kabul yani. Hiç sıkıntı yok. Şimdi gençler şuradaki şu meydan görüntüsü bence çok güzel görünüyor. Şimdi burada amacımız ne biliyor musunuz? Buradaki meydan görüntüsünün aynısını şu tarafa da yapmak. Bu biraz bizi yoracak. İsterseniz hızlandırılmış bir şekilde şuradaki bölgeye kadar burayı full meydan yapayım. Yani bir çarşı meydanı, yürüyüş alanı, bir güzellik merkezi haline getirelim. Burayı hızlandırılmış bir şekilde yapmayı uygun görüyorum. Hatta ben şuradan müziğimi de açayım tıngır tıngır. Ben dinlerken siz de videoyu izlemiş olun. Hadi bakalım.
Sevgili gençler, kaldığımız yerden devam edecek olursak, buradaki olayı tamamladım ben. Şöyle güzelce meydanımı yaptım. Bu yolu çok beğendim. Aslında buna benzer yolların yapılması kolay olsa, bakın şu aradaki şu çizgiler çok yoruyor adamı. Kolay olsa daha sık kullanabilirim ama şu an çok daha sık kullanacağımı düşünmüyorum arkadaşlar. Gökyüzü de güzel görünüyor. Grafikleri biraz yükselttim bu arada. Eskiden ortadaydı, şimdi orta ile yüksek arasında bir bölgede kullanıyorum. Böyle ileri doğru arkadaşlar yolumuz gidiyor. Şuradan bir üst geçit yaptım. Bu beni verem etti açıkçası ya. Ya kendi kendine köprünün üstüne ayak koyuyor, sonra diyor ki ben buradan geçemem diyor. Böyle bir rampamız var. Trenler falan geçerken buradan atlamak isteyenler atlayabilir. İşte gerçi bu şeye benziyor sanki. Ne bu? Tren değil de tramvaya benziyor gibi. Şu sanki mikrofona gidiyor gibi ses. Şöyle kenara doğru çekelim. Kendi kendine en son geldi buraya, bağlandı da düzgün bir yol oluşturdu. Yoksa şekli böyle şekilden şekile giriyordu. Güzel olmuyordu. Ne yapıyorsun lan deli? Ne yapıyorsun? İyi misin? Her şey yolunda mı? Galiba yolunda. Hadi devam edelim yolumuza. Bunlar böyle Amerika tipi arkadaşlar. Yan yana birleşik binalarımız. Şunların ne olduğunu bilmiyorum. Bak bunlar doğalgaz şeyleri mi, boruları mı? Şurada bir klima var lan, ilk defa görüyorum ha. Evet. Şöyle klimalar var böyle. Aslında varmış da biz dikkat etmemişiz. Evlerde ben hakikaten dikkat etmemiştim. Gerçekten. Her pencerede klima var böyle. Güzel durmuyor. Yasaklayalım lan bunları. Arka tarafa yapsın. Ya da çatı yapıp çatıdan aşağı doğru çeksinler. Evet, Doğan ilçesinin de artık detaylarını bitirdik arkadaşlar. Daha burada yapacak hiçbir şey kalmadı. Yer de kalmadı zaten ekstra. İsterseniz yan taraflara doğru, şuralara doğru gidelim. Şurada bir sahil kısmı yapmak istiyorum. Böyle arkadaşlar, elimden geldiği kadarıyla doğal bir şekilde yapmaya çalışacağım bunu. Şöyle ilk önce aşağı doğru inen bir rampa yaptım. Bu birinci etabımız. Şu arkaya doğru, yani bütün olarak bir rampa şeklinde aşağı doğru inecek burası. Şuraya kadar da bir bütün olarak yükselmesini istiyorum. Şöyle. Yani burası kendiliğinden oluşan bir körfez gibi, aşağı doğru çöken bir arazi gibi olacak. Buraları tekrar şöyle bir dağıtalım. Köşeleri dediğim gibi biraz dağıtalım. Köşeler kalsın. Şuradan sahili gören yüksek binalar kesimi yapacağım arkadaşlar. Şurayı bir düzlüyorum. Öyle. Burası sahili gören yüksek ofis binalarının olacağı bölge olacak muhtemelen. Bir de acaba ben bunu böyle arkaya geçirsem tünel oluşturuyor mu? Bakın oluşturmuyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Herhangi bir tünel yok. Doğu ortadan ikiye kesiyor yani. Bunu istemediğimiz için mecburen, bak tünel oluşturduğu yere bakar mısın ya? Dağın ortasından itibaren böyle bir tünel hayatınızda gördünüz mü? Çok saçma. Sinir oluyorum şu oyunun saçma özelliklerine. Bak sanki şuradan geçsem acaba olacak gibi mi ne? Şimdi arkadaşlar, öncelikle benim sahile giden yolum şuradan devam etsin istiyorum. Öncelikle tabii şurada bir, evet burada bir saçmalık varmış. Orayı hemen bir düzleyelim. Şöyle aşağı doğru, pardon tam tersi, yukarı doğru geleceğiz. Tamam, şimdi oldu. Yolun çıkacağı yer çok çok önemli. Evet arkadaşlar, buradan yolumuzu başlatalım bakalım. Şimdi bununla beraber şuraya kadar dönsün istiyorum. Şimdi düz yerimiz neresi bizim? Şurası değil mi? Buradan buraya doğru bunu bir koparalım şöyle. Bunu da koparalım. Diğer tarafta ise düz yerimiz sanırım şurada bitiyor galiba. Böyle yukarıya doğru alsam benim için yeterli olur. Yeri işaretlesem yeterli olacak arkadaşlar. Başka bir şeye ihtiyacım yok şu anda. Bu aradaki yolu da şimdi alıp buradan buraya kadar götüreceğiz. Sanırım şu boşluk bizim için gayet ideal olacak. Ve istemeden de olsa galiba burayı düz yaptım arkadaşlar. Tam birbirlerini karşıladılar. Evet, şehrimiz buraya doğru devam ediyor. Şimdi bu yolu, şuradaki yolu şuradan bir yerden arkadaşlarım şöyle falan alabiliriz herhalde. Şöyle bir kesip bunu buradan şuraya doğru bir 90 derece çevirip bunu böyle bir bırakıp ondan sonra şuradan da böyle içeriye doğru bir yol alacağım. Yine 4 şeritli bir yolumuz olacak. Bu yolu tam köşeden alamıyorum. Tam köşeden aldığımda böyle dağı bayağı bir yutuyor arkadaşlar. Ve az bir dışarıya doğru düz aldım. Buradan şuraya doğru bağlıyorum. Tamam mıdır? İki taraftan da bağlantım olsun. Tahminlerime göre burası çok yoğun kullanılacak. Öyle hissediyorum. Şurada da bir büyük bir kavşak bırakayım mı şöyle bir tane? Bu ileride belki yaparız. Bilmiyorum. Şimdi kalsın. Şimdi yolumuzu yapalım. Bu çevre yolumuz arkadaşlar şuraya gidecek. Aa, burası neymiş lan böyle? Haritanın dışına geldik.
şuradan arkadaşlar karşıya şuraya gideceğiz. Yani bütün yolu gider miyiz bilmiyorum ama şöyle sahil boyunca dolaşa dolaşa bir Karadeniz havası misalince arkadaşlar. Şuralara böyle güzelce dolaşarak gideceğiz. Şurada çok güzel bir köprü oluşturulabilir bence. Böyle güzel bir hava oluşmuş gibi. Buradan köprü oluşturup şuradan da aşağı ineriz diye düşünüyorum. Şimdi biz en son nereye geldik? Bir bakabilir miyim hocam? Böyle geldik geldik. Köprümüz neredeydi? Şurada oluşturacaktık köprüyü. En yüksek yeri sanırım burası. Böyle seçiyorum. Köprüyü oluştur diyorum. Al daha doğrusu altına dolgu yapıyorum. Yol yapacağım yerin. Geldik tepeye. Buradan sol tarafa doğru gideceğiz. Şurada hafif bir şöyle. Ondan sonra da buradan şuradaki bölgeye bağlanacağız. Şöyle dönüşümü yaptım. Sevgili dostlarım buradan aşağı doğru döndüm. Ona göre de birazdan içeriği dışarıyı falan filan ayarlarız güzelce. Dağ özelliğinde gene korumayı düşünüyorum. Korumaya çalışmayı düşünüyorum. Şimdi buradan geldik. Bizim yolumuz buradan geliyordu. Şöyle özelliği de açalım ama hiç de görünecek gibi değil. Şöyle yolların arasından sevgili gençler şu şekilde gidiyoruz. Burada şuradan mı gitmişiz? Evet buradan gitmişiz. Şöyle olabildiğince kıvrımlı şekilde yapmaya çalışıyorum. Biraz daha böyle Karadeniz'in o şey yollarını anımsatsın diye. Daha gideceğiz mi? Ha şuraya kadar gideceğiz. Tamam. O kadar çok ağaç var ki asla göremiyorum. Şimdi buraya gelince kardeşim buradan buraya senin köprü özelliğin bu. Demir köprü usulü kullanıyoruz burada. Sonra tekrar normal köprüye döndük. Buradan şu özellikleri açıyoruz ve hop yapıştırıyoruz. Tamam. Köprüden geçiyoruz. Buradan gene karşıya geçeceğiz. Gene aynı köprüyü kullanabilirim bence. Buradan buraya şöyle geçeceğim. Elektrik telleri de içeriden geçti. Bunları da bir iptal edeyim isterseniz. Böyle bir oyunu durduralım. Burayı da bir düzleyeyim arkadaşlar ekstra. Şöyle falan olduğunda sanırım ortalı oluyor gibi gördüm ben. Şöyle evet. Şimdi şu aradaki kısmı tekrardan düz yapıyorum gençler. Burada böyle bir problem mi var? Şöyle tam ortalı yapıp sağına soluna istinat duvarı özelliği verirsem aynı boyuta gelir. Evet okey süper. Şu tarafı zaten burada bir olayımız yok. Burayı direkt diğer taraftan çıkaracağız. Yani tam ortalı tutmaya çalışacağım. Böyle ortalı bir şekilde arkadaşlar buradan buraya kadar getirdik. 90-96 derece mi? 93-93. 93-93 olur bana uyar. Bu arada bu da yanımdan geçen trenin sesi. Yayına ne kadar geliyor bilmiyorum. Onu da bir görmüş olun. Normalde buraları keserim. Denk geldikçe ama bu sefer ilk diye aşkım sen iksin diye size de göstermek istedim arkadaşlar. Bunda arkadaşlar hiç uğraşmıyorum. Yerin altından direkt bağlantısını geçiyorum karşı tarafa kadar. Çünkü bütün şehrin elektriği az önce duman olmuştu. Şimdi tekrardan yağar oldular bizlere. Şimdi sevgili gençler burayı nasıl yapacağız? Burayı nasıl yapacağız? İki şeridimiz bağlanacak. Bunu buradan bağlayıp sağına soluna 2-2. Doğru mu? Buradan da aşağı doğru insem çok mu zor olur? Çok yüksek değil mi? Çok zor olur ya. Ama şuradan şöyle evet evet olur tamam buldum. Şurada şöyle bir dağım geliyor ya buradan buraya bağlantı yapacağım. Diğer tarafı da buradan yapacağım. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Çözdük arkadaşlar meseleyi. Çok da uğraşmadık yani yalan söylemeyelim. Birincisinin bağlantı noktası şurası olsun istiyorum. Gideceğim yer şurası. Şu yüksekliğe bir bağlantı. İkincisinin ise çıkış noktası da buradan burası. Eyvahlar olsun ters oldu. Şöyle yapacağız. Gençler şurada şimdi bir şerit artırımına gitmem lazım benim. Ufak bir şöyle bir şerit artırımı yapacağım. Şöyle yani bir tane değil de iki tane bağlamak istiyorum. İnşallah böyle çok gıcık durmaz. Arkaya doğru getirip şöyle bir bağlantımı alıyorum. Bakalım nasıl olacağını göreceğiz şimdi beraber. Bence güzel. Hoş durdu. Aynı şekilde buradan da şöyle şuradan bir yerden alırım sanırım. Bak burası da bozuldu görüyor musun? Buraya 3 şerit yapacağız. Bunu iptal edeceğiz. Burada sanırım şunu kullanmadığınızda çok daha iyi oluyor. Bu otomatik olarak seçiyor ya nereye gideceğini. Bunu kullanmadığınızda sanırım yol bir tık daha iyi oluyor arkadaşlar. Rahat otoyol diye bir otoyol mu olabilir ya? Burada bir kırmızı ışık koymuş. Buna hiç gerek yok. Yay geçirine de zaten ekstra hiç gerek yok. Şunları iptal edelim. Şöyle. Şunu da biraz yani böyle acaba şey yapabiliyor muyum? Mesela şu özellikle bunu şöyle yapsam. Yok alamıyorum bunu da. Şöyle oluyor arkadaşlar. Şöyle yaparsanız sanki alt moduyla beraber oluyor gibi. Aynısını burada da deneyeyim. Evet evet çözdük tamam. Bunu da çözdük süper. Şimdi ağaçların hepsi bayağı bir yolu işgal ettiği için ta buralardan biri ağaçları bir silmek zorunda kalacağım ben. Böyle yolun içindeki tüm ağaçları arkadaşlar şöyle bir kaldırayım. Birazdan tekrardan ekleriz onları duruma göre. Nereye koyacaksak. Vallahi şöyle bakınca bile çok tatlı bir otoyol girişi çıkışı şeklinde görünüyor arkadaşlar. Ben yolu çok beğendim. Buradan geliyoruz. Buradan burayı dolaşıyoruz. Buradan bu tarafa geçiyoruz. Bu aradan zaten dehşet bir ormanlık arazimiz var. Dehşet. Ve yolda bir o kadar lezzetli görünüyor. Seyir zevki açısından. Şimdi buradan artık içeri doğru çıkacağız. Kardeşim gitmek istediğimiz yer arka taraf. Diyelim ki ben şuraya gitmek istiyorum. Buradan içeriye doğru yolumu aldım. Şöyle içeri doğru gittim. Şöyle bölmelerimi yaptım. Şimdi sevgili arkadaşlarım.
Burayı isterseniz ikili mi yapalım? Evet, ikili yapalım. Buradan buraya kadar düz şekilde geldiğimi varsayıyorum. Buradan da böyle 90 derecelik bir açıyla, hatta şöyle biraz daha içeriye doğru bükey bir açıyla döndüğümü varsayıyorum. Bunu böyle bir iptal ediyorum. Burada klasik yapacağım. Burada çok özel bir şey yok. Hatta burayı isterseniz, video kaç dakika olmuş? 40 dakika. Direkt videoda keselim abi. Tamamdır. Bağlantımı yaptım arkadaşlar. Şöyle adını da bir değiştireyim. Adına gerek yok. İsmi lazım değil. Buradan böyle içeriye doğru gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Bu içeride gerekli şimdi yaptırımlarımızı yapacağız. Böyle arkaya doğru aldık. Bunu da buradan buraya bağladık. Bunu da buradan. Dönüş yapmak isteyenler umarım burayı işgal etmezler. Burada bir yavaşlatıcı bir kavşak koyuyorum. Böyle caydırıcı yavaşlatıcı şu şekilde. Concord Caddesi'ne bak hele. Concord Caddesi var ya arkadaşlar. Concord Caddesi buraymış köprüsü. Şu diğer cadde bütün şehri kapsıyor neredeyse. Mesela şey dediğin zaman, şu Woodland Caddesi'ndeyim ben dediğim zaman, mesela adam şuradaki köprüde de yaşıyor olabilir. Ya da işte şurada stadyumun kenarında, lisenin kenarında, ofiste, ne bileyim şu caddenin kenarında, o kadar geniş bir alanı kapsıyor işte. Bence çok tatlı oldu. Bu şehre girmek isteyenler falan mesela direkt buradan girip artık şehir dışından geliyor, ürün gelmiş mesela, kereste getiriyor. Buradan böyle direkt karşıya gidebilir, buradan kullanabilir. Çok güzel bir şehri geliştiren bir şey oldu yani, yatırım oldu. Buradan böyle direkt buraya doğru kullanacaklar arkadaşlar. Süper. Evet, şimdi projemizin geri kalanını şurayı yapacak olursak, şuradan arka cadde üzerine doğru bir bağlantı almak istiyorum arkadaşlar. Bağlantım gene 4 mu olsun? 4 şerit olsun. Şuraya kadar gelsin isterseniz. Buradan ileri zaten götürmeyeceğim şehir dışı olduğu için. Şöyle bir yol alıyorum. Çapraz bağlayacağım onu. Buradan böyle götürüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, gazamız mübarek ola. Şöyle arka cadde üzerinden dar yollarla da şehir içerisinde trafiği sağlayacağız. Bunu da buraya kadar getirmiş bulundum. Şimdi en sonu büyük bir dönemeç koyuyorum. Çünkü artık şehrin sonu bu. Yanlış gelenler geri dönmek zorunda hissedebilir. Oradan geri dönebilirler. Şu kısmı arkadaşlar full zengin bölgesi tasarlayacağım. O yüzden oraya çok girmiyorum şimdilik. Şu bölgeye gelince şimdi burayı ikili olarak tasarlayacağız. Ama burayı nasıl yaparız? Buranın tek yönü olanı var mı acaba? Tek yön. 4 şerit var. Evet var. Tamam, okey. Şimdi mesela böyle bir yerde çapraz bir bağlantı aldınız. Yani sağa sola çapraz kavşak yapmak istiyorsunuz. Gerçek hayata uygun. Onu anlatayım size. Kardeşim buradan böyle arkadaşlar 180 derece bağladıktan sonra sağ tarafa doğru bağlantınızı aldınız. Dönüş açınca. Sol tarafa da bağlantınızı aldınız. Bir şurası kaldı. Gördünüz mü? Burayı da şuradaki yolun kalınlığı neyse, örneğin 4 şerit. 4 şerit olarak tek yön yapıyorsunuz. Tamamdır. Dönmek isteyen vatandaşlar artık buradan böyle kullanarak dönebiliyorlar. 4 şerit geldi. Buradan sola dönen sola döndü. Düz giden düz gitti. Bu şekilde arkadaşlar caddeyi kullanabiliyorlar. Bilginiz olsun sevgili dostlar. Şimdi burada bir tane daha pratik yolumuz var. Şunu 3'e çıkarırsanız eğer, içten bir tane daha yol verebilirsiniz. 3. Böyle bir tane yol sürekli içten döner. Yok kardeşim ben daha pratiğini istiyorum diyorsanız da buradan buraya şöyle bir tane arayol atmanız gerekiyor. Bu arayolla da hiç köşeye girmeden içten direkt dönüş sağlayabiliyorlar arkadaşlar şu şekilde. Yani bunlar bence biraz daha olayı gerçekçi kılan detaylardan bir tanesi. Mesela şöyle yaptığınız zaman ben bu kavşağın açıkçası çok çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu orta caddelerin hepsinin adını nokta olarak değiştireceğim. Bu da oyunda isimler biraz fazlaca büyük görünüyor. Şöyle olduğunda tabi burada yani bazı yapmanız gereken detaylar var arkadaşlar. Şu trafik lambalarını kaldırmanız gerek. Ondan sonra yaya geçitlerini kendiniz düzenlemeniz gerek. Bayağı bir detay var yani. Bunlarla biraz uğraşacaksınız. Ben gerçekçi bir şehir oynuyorsanız bunları yapmanızı açıkçası tavsiye ediyorum. Ve şurada bakın U dönüşü var. Burada da var. Tamam. O yüzden diyoruz ki kardeşim bu kadarına gerek yok. Sen şuradan dönme, düz git. Aynı şekilde buradan da sen içeri dönmüyorsun. Dışarıdan dönmüyorsun. Hemen şeridini daraltıp devam ediyorsun. Mesela burada şunu yapabiliriz arkadaşlar. Şu 3 şeritli yolla burayı tekrar şöyle genişletebiliriz. Çok daha yaya geçitlerini de kaldıracağız şimdi. Hepsini kaldıralım. O kadar çok yaya geçidi var ki kimin eli kimin cebinde asla belli değil. Girişlere çıkışlara birer tane yaya geçidi koymamız bizim için yeterli şu şekilde. Şu anda kavşağın tepeden görünümü bu şekilde arkadaşlar. Biraz güzel duruyor açıkçası. Ben beğeniyorum bu tarz şeyleri. Mesela ekstra neler yapılabilir bu bölgede? Örneğin şunun içerisine yeşil detaylar ekleyebilirsiniz. Böyle biraz daha çim olan olayı simüle etmek adına. Bu şekilde görünüm verebiliyor arkadaşlar. Hemen aynı şekilde buradan gene buraya doğru şöyle çim detaylar eklerseniz. Bakın burada da gene aynı şekilde güzel detaylar çıkacak. İçerisine de istediğiniz gibi ağaç, çalı, işte ne bileyim dekorasyon malzemeleri vesaire koyulabilir. Meydan görüntüsü verilebilir. Şuradaki caddeye de ben gene bir meydan havası katmak istiyorum birazcık. Burada buranın tabiatına uygun olacak şekilde arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru şey yapıyorum. Yukarıdakine benzer bir kavşak oluşturuyorum. Çift renk uygulayacağım burada. Birincisi şu yeşil.
Buranın dış cephesi böyle komple yeşil olacak. Eyvahlar olsun. Şunun içini silmeyi unuttuk. İçine koyulabiliyorsa koyarım. Koyulmuyorsa böyle kalır. Şu orta kısımda böyle çeşmeler falan şelaleler yapmak istiyordum. Bakalım olacak mı? Yani %100 istediğim bölümde çıkmadı ama olsun. İdare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Çift renk olunca iki renk üstüne gelince biraz bozdu. Şurada bizim bir parkımız vardı. O parkı yıkmadık ha arkadaşlar. Şunu var ya, şunları yıkmadık. Bunları geri... Ben bunları götürüyorum kardeşim. İlk defa izleyenler varsa ben bunu mesela yapacağım yere götürüyorum. Neymiş? Küçük park değil mi? Bunu alıyorum. Mesela bunun içerisinde ne var? Şunu al, koymak istiyorum örneğin. Bunu getirip buraya koyuyorum. Tabi burada bu olmayacak ama hani temsili olarak anlatmak isterim sizlere. Şöyle çöp tenekelerimizi koyalım orta bölgede. 3-5 tane. Biraz fazla oldu sanki. Çaktırmayın arkadaşlar. Bozuntuya vermeyin. Burada az önce ben güzel çeşmeler görmüştüm. Hatırladınız mı? Evet. Büyük çeşmeler. Şu. Bence bu güzel. Bunu orta alanda değerlendirebiliriz. Şöyle çöplerimiz vesaire var. Bunları kullanmak istemiyorum. Şu yani burada bank da olmaz bence ya. Çok saçma olur. Bunun harici buraya koyacak hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Sadece süs eşyaları koyacağım gibi görünüyor. Burada da aynı şekilde. Hadi onları da koyalım. Detaylarımızı yapalım. Bu arada videoda mıyız? Ben unuttum bir ara. Şey videoyu başlatmayı. Buradan şöyle. Hafif bir eğimli açıyla beraber. Şu çok hafif dedik lan. Abartma. Taş kafa. Bunu da buradan. Burası galiba biraz daha düz. Böyle içeriye doğru. Buradan da şöyle içeriye doğru. Köşelere bunları uygulayacağım arkadaşlar. İşte de büyük ağaçları koyacağım iç kısma. Gövdesi çok kalın olmayacak. Böylece araçların etrafı görmesini engellememiş olacağız. Burada saatte bir oldu. İlk defa yeni evde bu kadar gece kalıyorum arkadaşlar. Bugün bilgisayarı açtım ya. Ya daha o arka tarafı yeni bitirdim. Tam da bitiremedim yani şöyle ayar ekrandan. Masa biraz sola kayacak. Modem için bekletiyorum masayı. Sol tarafta modem yeri var. Bundan dolayı biraz daha düzenim oturmadı. Şöyle arkadaşlar... Nasıl diyeyim? Şu ağacı koyabilirim. Bakın arabayla giderseniz herhangi bir yerden şeyiniz olmamış oluyor. Görüş kaybınız olmamış oluyor arkadaşlar. Bunların böyle gövdesi ince olduğu için. Ortada biraz yavaşlamalarını istiyorum. Böyle Londra ağaçlarıyla ortayı birazcık daha böyle tehlikeli hale getireceğim. Böylece mecburi olarak yavaşlayacaklar. Tabii kaza oranı da artar muhtemelen. Şu iç kısma da şöyle güzel ağaçları yerleştirelim. Bu çallarla beraber de burası böyle güzel olmuş oldu. Evet... Çünkü şu göbeği çok beğendim. Yani istesem yapamazdım böyle bir şey ama şans eseri böyle kurcalarken tabii çıkıverdi. Güzel oldu. Yeni bir çıt atıyorum. Şöyle rahatlama seansı. 67 bin nüfus olmuşuz. Hadi bir sabah yapalım. Devam edelim. Şimdi sabah 10 gibi iyidir arkadaşlar. Şimdi buraya karışmıyorum. Burası çok uzun oranın işi ama şu bölgede. Şimdi binalarımı yapacağım ya ben. Binalarımın bir giriş bir de çıkış caddesi olsun. Şimdi şuradan arkaya doğru bir cadde alayım. Arkadaşlar buradan da üst caddeye doğru bir cadde alayım. 90 dereceyle. Yine buradan da bir alt caddeye doğru caddeye alayım şöyle. 3 tane cadde aldım. Doğru mudur? Şimdi gençler. Bu binaların köşelerini çok binayla doldurmak istemiyorum. Ama şu iç kısma güzel bir bina senfonisi yapasım var. Buradan buraya doğru. Aynı şekilde buradan da şuraya doğru. Çok mu böyle köşe caddeye yakın oldu? Yani şu ortaya ofis yapsam, ofis kent yapsam. Çok mu şey oldu? Nasıl diyeyim? Çok oldu. Çok şey oldu evet ya. Evet burada biraz yüksek ofis binaları istiyorum demiştim hatırlarsanız sizlere. Şu geçenki yaptığım yerdeki gibi yapacağım. Bir tane yüksek bir ofis binası istiyorum kardeşim. Böyle olayın tam merkezinde olsun ama burayı önce bir parselleyelim. Parsellemediğimiz zaman böyle çirkin görüntüler ortaya çıkıyor. Şu birinci parçamız arkadaşlar. Ondan sonra şu iki tane özelliği seçtiğim zaman devam edebilirim. Ve köşeye kadar gitsin. Şöyle nereden almışım? Şunu düz olduğu yerden ama ben köşelerin biraz daha benzemesini istiyorum. Şu aşağı doğru gider. Bu da buradan karşıya doğru gider. Bu da ikinci parçamız. Şunu iptal ederiz. Bunu köşeye kadar uzatırım artık. Buradan yana sıkıntı yok. Bunu da uzatırım. Ondan sonra ortadaki kısımda büyükçe bir daire oluştursam bu sefer binayı sığdıramam. O zaman küçükçe bir daire oluşturayım şöyle. Bu daireden de etrafa böyle ulaşımı sağlayayım. Doğru mudur? Bunun ortası burası galiba. Buradan buraya. Şu köşeleri de arkadaşlar dönüş için şekilli şükürlü desenler ekleyeceğim. Bunlar biraz daha görselle hitap etmek adına olacak. Özel bir sebebi yok. Biraz daha böyle görsel olsun diye ekledim. Oralar tamam, oralar tamam. Hadi binalarımızı ekleyelim. İki tane yüksek bina. Böyle denizin kıyısına bakan. Körfezi gören arkadaşlar. Aa burası iki ayrı bölgeymiş. Olmadı şöyle bir tane yüksek bina çıkartırız. Çok yüksek oldu bu. Arkadan bir sıra çeksem şöyle bence tek bina olur. 2, 3, 4, 5. 5 tane. Bir de bunun eşi olsun şurada bir yerde. 2, 3, 4, 5. 5'e 3 mü? 5'e 3 galiba. Evet. Geriye kalanları da küçük ofis kentler yapabiliriz arkadaşlar. Örneğin işte şurayı şöyle mini ofislerle değerlendirebilirim. Ofis talebimiz de zaten %100'e kadar çıkmış biz yokken. Şunları da değerlendirelim. Şunları da yine ofislerle değerlendireceğim. Burası biraz daha paranın döndüğü mekanlar, mevkiler olacak. Şurayı da şöyle döndürüyorum. Ofislerde böyle küçük, arka tarafta böyle küçük bina olmasın.
Oraları da şöyle market yapıyorum arkadaşlar. Büyük yüksek katlı marketler. Şimdi hepsi aynı olsa daha iyi olmaz mı acaba? Ya da ben orayı hallederim ya, sorun değil. Hadi bakalım. Bunların inşaatı tamamlansın. Ben de biraz dinleyeyim, su içeyim. Devam edelim arkadaşlar videomuza. Sevgili arkadaşlar, biraz bekledim geldim. Hemen kış olmuş anasını satayım ya. Gerçi kıştaydık zaten de kendi kendine günlük ritme göre bir bahar bir kış yapıyor. Deli midir nedir oyun ya? Adamın kafasını yedirtir ha. Arkadaşlar şimdi şöyle ağaçlarımızı önce bir alacağız. Yani bu ağaçlar buraya olmaz. Burası özel bir bölge. Bu oyundaki ağaçlardan koymak istiyorum buraya. Daha doğrusu etrafta var ya bu ağaçlardan. Oy, içeri sildik yanlışlıkla ya. Neyse çok böyle içeri daldırmadan şeyi fırçayı yapalım. Şimdi güzel kardeşlerim benim burada iki tane kulem var, tamam mı? Bir tanesini işte Kapin markası, bir tanesini Pitropus markası satın almış, kiralamışlar güzelce. Şimdi şu binalarım yamuk. Ben çok istemiyorum bunların yamuk durmasını. Bunlar şimdi teker teker uğraşacağız arkadaşlar bunlarla. Şöyle köşeye doğru kaydıracağım. Bu binalar Allah'ından bulmuş. Bunlara yapacak bir şey yok. Bunlar köşe dükkanları maalesef. Kendileri bile zaten bu durumdan şikayetçiler. Burası biraz rastgele olmuş. Olsun. Rastgelelik iyidir. Şehre biraz organik görüntü katsın. Burası olmamış arkadaşlar ya. Burayı beğenmedim. Buraları tekrar oluşum izni vereceğim. Şimdi bunları iptal ediyorum. Hemen şunu şu dış yapısına. Acaba diğer tarafa engeller miyiz? Korktum şu an. Şöyle bir köşeyi şöyle kapatayım içeriye doğru. Tamamdır. Buraya tekrardan küçük ofis izni veriyorum. Köşeye kadar geldi. Bunu nasıl bu tarafa doğru? Ha, pardon. Vinç o tarafa doğruymuş. Nasıl diyorum kapalı olan yere doğru bina yapabiliyorlar. Şuraya da bir başlayalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Mesela bunun içerisine bence mini otopark sığar. Mini, küçük. Sadece bu ofislere yetecek kadar. Şöyle bir otopark buraya sığar gibi. Bunu şimdi değerlendireceğiz. Bunların otoparkı var. Bence yeter bu kadar. Abartmayalım. Şu gökdelenlerin yanında ben hep böyle araçlar görmek istiyorum. Böyle biraz kalabalık. Kalabalık da olsun istiyorum ama bunlar şey galiba. Lan nereye koyduk oğlum, onu iptal et. Arkadaşlar bunları koyduğum zaman arkadaki yola kadar maalesef uzanıyor. Bunların hepsi iptal. Şurada bir tane sadece küçük versiyonu var. Onu bulabilirsem. Evet şunu koyabilirim. Neyse bu da idare eder. Yeşil alanım hiç yok. Park alanım hiç yok. Bunu da burada kullanmak istemiyorum. Şurada zaten yapacağım bol bol. Oradan istifade etsinler. Şimdi ben gene bir hızlandırma yapayım. Şöyle bir 2-3 dakika. Şuranın bir detaylarını girelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Let's go başlıyor. Evet sevgili arkadaşlar, bir bölgeyi daha başarıyla tamamladık. Şöyle birkaç tane şey unutmuşum, bunları da beraber yapalım. Şu tarafın süslerini unutmuşum, bunları da böyle 3-4 tane süs koyalım. Böyle olduğu zaman oyun bence daha güzel oluyor arkadaşlar, daha detaylı oluyor. Sıkılmıyorsunuz çok çabuk bir şekilde. Şimdi buradan yapılarımızı yaparak devam edelim. Şimdi şu isteklere bir bakalım. Market biraz fazla gelmiş şehre. Onun harici diğer binalar markete göre arkadaşlar çok daha iyi verimli durumda, talepli durumda duruyor.
Şöyle bir ufak ufak şuraya kadar ofislerle devam edelim. Şunu da bir kapatayım arkadaşlar. Çok abartmak istemiyorum. Arada büyükçe bir park alanım olacak şuraya kadar. Buradan sonra gene aslında market alışveriş merkezi yapmak istiyordum ama yani talep yoksa Toki'de yapabiliriz. Ya da Toki yapmasak bile en azından şu binalardan da yapabiliriz. Bunlar ne kadar dandik bina ya. Her biri bir telden yemin ediyorum. Ama olsun yani şurası çok düzenli. Birazcık karıştırmamız lazım şehri. Öteki türlü sıkıntı. Düşük kiralı konutlara da biraz yönelesim var arkadaşlar bu etapta. Mesela şurayı şöyle bir komple bir iptal edip. Tamam mı? Bütün yol özelliğini aşağı verip bak. Burada da aynısı oldu. Şimdi yukarı doğru vereceksin. Ve şuraya kadar falan böyle bir 3-5 tane bir düşük kiralı konut yapabilirim. Bu şekilde. Arada birkaç tane boşluk bırakıp. Arkadaşlar şöyle genelde büyük binalara ağırlık verdim. Şuraya da bir tane daha yapabilsem aslında efsane olur ama. Yani şu çizgiler birleşmeyecek belli. Şöyle yapsam peki bundan mesela. Aa bu bina çok ince çıkmış ya. Bir buna bakayım. Ben bunu koydum buraya. Koymuşum galiba. Bu bina bundan çıkmış mesela. Bu bina. Aa, bunların her biri farklı bir bina çıkmış ya. En azından site olsa ya. Bunları bir iptal edeyim ben komple de. 6x6'lardan seçelim. Mesela arkadaşlar şu arkası geniş otopark. Şu normal otopark. Bunlar çok çok fazla insan yaşıyor. Arkası geniş otopark var ya. Kendisi kendinden otoparkta olan. Şu binadan koyuyorum buralara. Yani arka caddede bunları kullanalım. Şuraya kadar koydum. Kaçmaya 4 bina çıktı. Ön caddede de orta yoğunluklu binalar kullanabiliriz. Orta. Ön caddedekiler biraz daha zengin olan insanlar olur arkadaşlar. Böyle orta yoğunluklu. Biraz daha tabii birbirine yakın olacak şekilde binaları tasarlamış olduğum. Arada kalan yerleri normal değerlendiririz. Şunların altını bir boyamayı unutmayalım. Böyle yapıyorsanız eğer altlarını geri sonradan boyamanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle denk geldiği yerleri boyasanız yetiyor. Şöyle. Şuradaki alanda park, peyzaj vesaire onlarla değerlendirmek lazım. Mesela aslında var ya şuraya bir futbol stadyumu gider ha. Şurada bir yere şuralara. Şunun gibi. Bu indoor komünitenin ne olduğunu bilmiyorum. Artı 25 açık hava. Bilmem neyi ver. Ortak havuz var mesela şurada bir tane. Şu üst taraf zengin demiştik ya. Üst tarafa bir ortak havuz şöyle bir patlatalım bence bir tane. Düz de olmuyor ama. Neyse bunu hallederiz. Ortak havuzumuz orada dursun. Arka tarafta da böyle ona benzeyen mesela spor salonu. Su parkı var bir tane de arkadaşlar. Turistik binalar arasında. Su parkı buraya gitmesin ya. Gözlem polisi. Bunlar bir kere yapılıyor çünkü o yüzden. Şöyle bir adet arkaya doğru uzanan bir park yapacağım. Bunun haricinde bir adet şuraya park yapacağım arkadaşlar. Bir adet yuvarlak park yapacağım. Şehir parkları var. Küçük oyun alanları var. Kamp ateşi. Şehir ateşi, uzun uzun değişik değişik parklar. Şunu acaba şunu da değiştirsem nasıl olur ki? Bu biraz daha farklı gibi ya. Bir adet oyun alanı kuruyorum. Bir adet de büyük şehir. Bunlar çok aşırı büyük gerçekten. Ama büyük şehrin bile büyük parkı. Bir adet de şöyle bir park alanı. Tamam. Şu anda tasarımım bu. Arada bu sefer düz çizgi kullanmayacağım. Çünkü burayı düzle yaptık. Burayı da düzle yaparsak bir tık gıcık olabilir. Arkadaşlar böyle yerlerde doğal görüntü oluşturmak için şöyle dalgalı çizgileri kullanabilirsiniz. Şimdi girişleri çıkışları da göstereceğim sizlere. Arkaya doğru mesela çizgileri kullanarak ilerledik diyelim. Burada mesela anarşi modunuz şart. Anarşi olmazsa bağlayamazsınız. Şöyle bir bağlantı yaptınız. Bunun gibi üst üste geliyorsa koymayın bence. Ben koymuyorum. Bazen üst üste gelmiyor. Aynı yoldan kullanılmış oluyor. O zaman güzel oluyor. Aşağı doğru yolumu devam ettirdim. Bu birincisi. Diğer kanadımı da böyle yukarı doğru alacağım ki iki taraftan da erişim alabileyim buraya. Mesela bak şu yol devam edebiliyor. Görüyor musunuz? Mesela bunu şöyle bir şey yapabilirsiniz bak. Şöyle bir taktikiyle göstereyim sizlere. Buradan buraya... Tamam okey olmuyormuş olmuyormuş. Ben de yeni öğrendim kusura bakmayın. Şu biraz buraya büyük geldi ya. Bunu iptal edeceğim arkadaşlar. Onun yerine bunu biraz içeri alacağım. Yukarıya da koysam iki tane koysam. Şunu da iptal etsem. Burada da bir tane yolumuz var. Bunu da iptal edeyim bir. Şimdi ikisini birden bağladım. Buradaki kolumla da arkadaşlar ikisini beraber birbirlerine bağlantı sağlayacağım. Şöyle. Böyle zeytin dalıymış gibi oluyor. Benim genelde yaptığım yerler. Çok güzel tatlı bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi bunları da iptal edip artık aralara yol alacaksınız. Ondan sonra da birazcık zahmetli bir iş. Boyamanız gerekiyor arkadaşlar. Yakındaki bina rengine göre ya da çallarla falan oraları bir bütünlük sağlamanız gerekiyor. Burada anarşiyi kapatmazsanız binalar yıkılıyormuş. Onun da bilgisini vereyim. Movit'le taşıdığınız binalar için geçerli bu dediğim. Buradan şöyle yukarıya doğru çıkaralım. Buradan şöyle aşağı doğru bir tane yol çıkaralım. Ondan sonra buradan şöyle arkaya doğru bir tane çıkaralım arkadaşlar. Buradan da son olarak aşağı doğru bir ekstra bir yol çıkaralım. Tamam mıdır? Şehrimizin genel dizaynı bu. Burada ekstra yani çok fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü zaten şuralarda yaptık yoruldum. Burada şöyle bir seçeneğimiz var mesela. Buradan arka caddeye doğru yolumuzu alıp devam ettirip en azından ofis bölgesinde bu yaya geçidi kapsamını alabiliriz. Şu alttan da bir tane arkadaşlar şu arkaya doğru bir yol almak istiyorum. Buradan da şöyle bir tane buraya doğru almak istiyorum. Şu anda tamam herhalde her yerden bağlantı var. Şu aradan bir boşluk mu var?
Evet, aradan bir boşluğumuz var. Oradan da bir tane yol alalım. Şöyle hem bu tarafa doğru hem de buradan bu tarafa doğru çapraz bir şekilde. Tamam. Burada çok dediğim gibi özel bir muhabbete girmeyeceğim arkadaşlar. Ağaçların hepsini kaldırıyorum. Şimdi her zaman yeşil olan ağaçları seçtim. Fide olarak 3-4 tane model seçtim arkadaşlar. Onun dışında Londra ağacı, elma ağacı, meşe ağacı da seçiyorum. Buradan da 2 ağaç daha ekleyeyim. Böylece en azından bayağı bir ağaç. Şunları ayrı koymak gerekiyor. Tamam, okey. Bu panele geçince şuradaki panelde seçtiklerinizi iptal ediyor. Peki. Şöyle boyları genelde birbirine yakın olan ağaçları seçtim. Şöyle arayı dolduruyorum. Evet sevgili gençler, bu tarafı da böyle doldurdum. Böyle bol yeşillikli bir mahalle olmuş oldu. Şu tarafa gelince de onlardan ziyade şöyle biraz daha sade de olsa arkadaşlar. Böyle biraz ılıman iklim havası oluşturmak istiyorum şu tarafta. Şurada köşelere kadar gelmiş olsun bunlar da. Şuralarda falan da olsun. Burası biraz daha böyle hani denize yakın yer, biraz daha ılıman ağaçlar. Arka tarafa doğru gittikçe de burada da daha orijinal böyle orman ağaçları mevcut. Aralarda da hatta bu deli niye koşuyor lan? Evsiz. Şunu mu kovalıyor bu acaba? Bu da evsiz. Allah Allah. Nereye gidiyor lan bu salaklar? Ana. Evi yokmuş. Koşuyor. Ben şunu kovalıyor sandım önce. Bu da mı evsiz acaba? Allah Allah. Big Beach'e gidiyormuş. Hem evsizler hem de Beach'e gidiyorlar. Ruh hastalarına bak lan. Kafa yedirtirler adama. Vay anasını. Yeni şeyler öğreniyorum oyunda. Koşan insanları gördük ya. Hasbinallah ve nimel vekil ya. Gerçekten. Evet arkadaşlar, videomuzu bence bitirelim burada. Şehrin gelin böyle detaylarını, işte tramvayların vesaire, onlar nerelere gidiyor, nerelerden geliyor, onları bir seyredelim. Şimdi kardeşim, bakın bu şehirde bir tramvayı kullanmış olsaydınız, şu ağaçlarımız da bayağı büyümüş, tekrar kısalmış. Tramvayı kullanmış olsaydınız arkadaşlar, bu yol üzerinde istikametinizi yapabilecektiniz. İşte sağda solda güzel apartmanlar, müstakil evler, yollarımız çok tatlı. İşte mesela gittikçe zenginleşiyor memleket, örneğin. Şuralara eklenen yeni parklar vesaire. Buradan buraya kadar uzadı yani. Şehir şu an batıya doğru kaydı arkadaşlar. Böyle güzel bir ilçeyle karşı karşıya olacaktınız. Burası böyle. Burada zaten sıkıntımız yok. Gelin bir de şu tarafa gidelim. Burada bir araç kaza yapmış galiba. Ha, trafik sıkışıklığı var. Yeni yapılan yerlerden dolayıdır. O geçer diye düşünüyorum. Burada bir tane araç köprüden uçmuş. Görüyorsunuz trafik kazası var. Şu dağın tepesini de bir ağaçlarla süsleyebilir miyim? Burayı yapacaktık arkadaşlar daha önceden. Unuttuk buraları. Bina yaptık, öyle bu buralar böyle kaldı boşta. Tamam, şöyle kalsın da en azından dağın tepesi görünmesin yani. Devam ediyoruz. Buradan ilçemize doğru gittiğimizde oğlum ağaç kalmamış memleketi lan. Hepsini kesmişiz maşallah. Çok hızlı çalışıyor şeyler, hainler. İşte buradaki tokileri çok beğeniyorum. Gerçekten böyle en toki gibi hissettiren toki bölgesi burası olabilir. Çok yoğun böyle iç içe falan sıkışık bir bölge. İyi hissettiriyor yani. Buradan buraya geldiğimiz zaman otelimiz var. İşte otelde kimse kiralamamış. Biz görsel olarak koyduk ama kimse kiralamadı burayı. İşte yolcularımız var, araçlarımız var arkadaşlar. Burada sahillerimiz var, beachlerimiz var vesaire. Şuranın şeyi böyle mi kesilmişti acaba? Su içerisinde kıyalarımız var, çok güzel görünüyorlar. Ya burası iskele şeklinde mesela, burada efsane görünüyor böyle. Bilmiyorum, ben çok beğeniyorum arkadaşlar böyle yapıları. Şöyle bakın mesela iskele görüntüsü. Buradan yukarı doğru gittiğimizde zaten şehrimizin asıl merkezi, nüfusu. İşte karşı yere giden metromuz arkadaşlar. Metro ile de bağlantımız var. İleride o ilerleyen duraklara da bağlantımız yapılacak. İşte yeni ilçemize giden otobüslerimiz ve otobüslerimizin şu an sıkışıklığı bayağı içler acısı görünüyor. Ve otobüs durağımızı falan da göstereyim. Bu detayları bazen göstermek lazım. Çünkü unutuyorsunuz şehri. Metro durağımızın kalabalıklığı. Buradan muhtemelen geri dönmek için bunlar. Yani ileri gideceklerini çok sanmıyorum ama. Şu yollarımızın güzelliği çok tatlı. Maşallah arkadaşlar. Yollarımız böyle. Bu şehri iyi yaptık ya bence. Bu tarafları falan bayağı uğraştık ya. Güzel oldu. Bak otoparklar doluydu önceden. Yeni ilçeler yapınca, toplu taşımayı da geliştirince otopark kalmadı çok. Millet arabasını satıyor. Çok otopark şey olduğu zaman. Toplu taşıma iyi olduğu zaman. Burası zaten boylu boyunca bir sanat eseri bence. İleri doğru gidince buranın suyu çekilmiş. Niye böyle bilmiyorum. Bunlar muhtemelen silinmiştir abi. Oyuna gir çık yapınca siliniyor galiba. Ondan dolayı. Belki de modsuz girince bir kere otomatik yok oluyordur. Öyle bir şey de olabilir. Onları tekrar eklemek lazım suları. Böyle şurası da güzel bir bölge arkadaşlar. İçinde insanların gezdiği vızır vızır. İşte havuzlu bir. Şurası villa kent. İşte onların ağaçları vesaire var burada. Otoparkları var kendilerine ait. Şu yolu da çok beğeniyorum abi. Hatta geçen bölümlerde çektiğimiz fragmanı koymuştum. Böyle araçlar falan giderken yol çok tatlı görünüyor arkadaşlar. Hele gün batımında falan. Ama şu binaların şu yaklaşıklığı birazcık sinir bozucu ya. Şuradan portakal at, şu cama yapışır yani. Hatta cam açık, içeri bile basket oynayabilirsiniz. Şurada şöyle bir meydan parkımız var.
Yaşlı adamlar yahut evsizler de olabilir bunlar. Elbiselere bakılırsa evsizler. Evsiz problemi ekonomi 2.0 ile beraber şeylere geldi. Geçen ben bakmıştım ona. Çok böyle arttı gibi şikayetler var ama şu an ne durumda bilmiyorum. Çünkü birkaç gündür oyuna giremediğimden hiçbir haberim yok. Arkadaşlar şunlar sanırım evsiz çadırları. Ben de koymuş olabilirim de. Evsiz çadırına da bir tık benzettim gibi durdu. Aynen evsiz kanka. Varil koymadım ben hiç. Evsiz çadırları. Ya bu şehirde çok büyük problem. İnsanları rahatsız ediyorlar. Hırsızlığı arttırıyorlar. Diğer insanlara şikayet ediyor. Bayağı bir olumsuz özellikleri var yani gençler. Evet şehrin bu kısmı da böyleydi. Burası böyle zaten. Şu karmaşık yeri hiç bozmayacağım. Dediğim gibi burası böyle. Buranın havası bu çünkü arkadaşlar. Yani bu karmaşık yerde bile ufak bir düzenimiz var. Onun haricinde evlerimiz yamuk yumuk sadece. Burası böyle olacak kardeşim. Burada ekstra bir detay eklemeyin arkadaşlar. Sadece metro tramvay falan burada çok fazla insan kullanır diye bekliyordum ben. Hani şehir dolaşıyor ya. Hiç kimse kullanmıyor. Bir de üstüne üstelik mutsuz oluyorlar yani tramvay geçtiği için bu bölgeden. Böyle de bir rahatsız psikolojileri bozuk vatandaşlarım var benim. Mesela şunda bir yolcu var görüyor musunuz? Neredeyse yok yere tramvay çalıştırıyorum, şoför çalıştırıyorum, sigorta ediyorum, maaş ödüyorum. Hey yavrum hey. Yani şurada 3-5 kişi var. O da işte artık kalabalık yerlerin başladığı bölge. Adam yürümüş buraya mesela. Başka bir yere gidecek. Hani beklemek istemiyor. Bak bunların hepsi binecek diye düşünüyorum. Evet hepsi bindi. 10 kişi oldu. 9 kişi bindi. Öyle gidiyor. Neyse feda olsun vatandaşlara. Şu bölge de güzel bak. Biraz acele yaptık buraları ama güzel yani. Bölge tatlı duruyor arkadaşlar. Şunların turisti nasıl? Turist çekiciliği. Fena değil. 192 diyor. Peki bizim grafikte şu an şehrimizin şöyle durduğumuzda arkadaşlar. Şu an 1, 2, 4, 4, 5 merkezim var bende. Şimdi Arda Toki Mahallesi var. Sanayi Endüstrisi bölgesi var. Ofis ve sanayi kent var. Yeni yapılan ilçe var. Kaç oldu? 3, 4. Şununla beraber 5. Sanayi ile beraber 6. Şununla beraber 7 tane ilçem var benim. Çok iyi değil mi? Oo. Top taşımayı biraz daha geliştirmek lazım. 7 ilçe çok fazla bence. Devam edelim. Şimdi yolları boş verin. Trafik kapasitesi yollar. Trafik %60. Her şehirde aynı zaten bu. Bence yalan. Sağlık %60 kaç olmuş bu? 62'ye çıkmış. Çöp yönetimi yeterli. Toplu taşımada 64 bin yolcudayız. Okey. Postamız yeteri kadar işlenemiyor. Biraz posta ve posta ayrıştırma tesisi kurmak gerekiyor. Telekombinasyon şu yeni ilçede biraz kötü. Eski ilçelerde sıkıntımız yok. Genel anlamıyla her yerde iyi arkadaşlar. Turizm aylık çekicilik %102 olmuş ve aylık 6000 turist geliyor ama hiç gecelik maliyetleri yok. Yani hiç para harcamıyorlar. Bu galiba bug'da. Hücre değerimiz ise arkadaşlar 41 bin dolar civarında. Genel olarak çok yüksek değil. Bazı yerler yüksek. Mesela şu alanları görüyor musunuz? Burası niye yüksek bilmiyorum ama çok daha yüksek. Metroya yakın olan yerler sanki otomatik yükselmiş gibi gördüm ben. Mesela şurası aşırı yüksek. Bak bu hücre değeri çok yüksek. Diğer yerler ortalama. İşsizlik %4 oranında görünüyor. Mutluluk genelde yüksek arkadaşlar. Küçük evlerden biraz problemleri vardı. Onları da tekrar düzenlemelerle hallettik. Gürültü kirliliği ise %13'lere kadar çıkmış durumda. Vay canına çok yüksek. Evet bu bölümden bu kadardı sevgili arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. İzleyen destek olan herkese çok teşekkürler. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın diyor. İnşallah güzel bir bölüm olmuştur diyorum ve bölümü finish yapıyorum. İşte taş kafa sahnede traktörle yolda. Farming simülatörde hiç bitmez bu moda. Ekinler yeşerir, tarlaların topluluğu. YouTube'da izleyenler herkes mutlu oldu. Taş kafa, taş kafa, çiftliğin kralı.